Hediye geldi, açılın. Açın 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 açın. Bu taraftan gelin. Sayıyorum. 1, 2, 3. Kal. Yavaş. 1, 2, 3. Kitapların ağzından çıkmış. Banu ablanın dershane şeysi mi? Anlamadım ama bunlar işimize yaramaz artık bizim. Boşu boşuna koşturmuşlar seni. Bana bak, ben başka bir şey soracağım sana. Kitaplar nerede? Yozgat'a gitti. Tüh, demek yola çıktılar. Yapacak bir şey yok artık. Sana zahmet. Giderken şu poşeti de çöpe atıver, olur mu? Olur. Ay Tosun'um. Halana da selam söyle, değil mi? Tamam. Neydi benim adım? Sabiha. Aferin. Hadi koş. Merhaba karıcığım. Bir karın olduğu yeni mi aklına geldi? O nasıl söz Berna? Daha bugün konuşmadık mı? Bana bir şans daha verecektin. Gündüz telefonumu niye meşgul aldın sen? Almadım. Ne telefonu Berna? Neredeydin bakayım sen? Ofiste. Yalan söyleme. Ofisi aradım, kimse açmadı. Kim bilir ne haltlar karıştırıyorsun. Sonra da gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Benim bir halt karıştırdığım yok Berna. Bak, hem ben buraya kendimi sana affettirmeye geldim. Akşamleyin beraber oluruz diye de Lorca'da yer ayırttım. Ama Celal, orada yer bulmak çok zordur. Benim karımın en sevdiği yer orasıysa benim için de zor diye bir şey yoktur. Ay Celoş. Affedersin hayatım. Efendim? Celal, acil gelmen lazım. Gelemem, ailemle birlikteyim. Acil diyorum Celal. Sana ihtiyacımız var. Lütfen en kısa zamanda ofiste ol. Tamam. Tamam peki. Geliyorum. Hayatım, benim çok acil bir işim çıktı. Ben bilirim o acil işleri. Yapma Berna. İşi hemen halledip döneceğim. Tamam. Hallet işini ve dön. Sizce bir şey olmuş mudur? Sanmam ama yine de bir bakmak gerekiyor tabii. Mutlu musun şimdi? Melih içeride yatıyor. Söylesene, mutlu musun? Tamam Pelin, sakin ol. Pelin, sadece kaza geçti. Öyle kaza mı oldu be? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor çocuklar? Evet. Acil olan nedir? Niye çağırdınız beni? Bir şey yok baba. Mert'le Melih basket maçı yaparken bir kaza oldu baba. Melih düştü, kafasını çarptı. Hepsi Mert yüzünden oldu baba. Baba ya, açmıyor gözlerini. Tamam Pelin, sakin olur musun? Ben şimdi içeri giriyorum ve burada başka bir olay istemiyorum. Buranın hastane olduğunu unutmayın, tamam mı? Bu söylediğim hepiniz için geçerli. Tamam. Kim geldi acaba? Siz soruyorlar İkbal Hanım. Kitap siparişi için mi geldiniz? Evet efendim. Bir dakika. 400 lira efendim. Allah Allah. Ne oldu İkbal Hanım? Çantamda 400 lira olacaktı. İyice baktınız mı? Belki bir yere sıkışmıştır. Evet, bankadan 400 lira çektim. İşte 400 lira çekmişim, 100 lira eksik. Neyse Hacer Hanım, siz mutfak parasından verin, ben size sonra veririm, olur mu? Olur. Harcama yapmadığıma eminim. Nereye gitti bu para?
Ya anne, kiraz teyzeleri gittim, evde kimse yok. Benim o kitapları geri almam lazım. Kızım, yapacak bir şey yok. Yozgat'a gitmiş onlar. Kime vereceksen... Ay ay. Fikirsiz anam böyle böyle yapmış dersin. Kusura bakmasınlar artık. Ya anne, nereden biliyorsun? Belki de gitmemişlerdir. Kiraz yeğenini gönderdi. Sordum ben ona. Yeğeni mi gönderdi? Ay anne, hiç kafan çalışmıyor ya. Geri isteseydin ya kitapları. Kızım, kitaplar çoktan gitmiş. Arasından da notlarının falan olduğu bir kağıt parçası çıkmış. İşte lazımsa diye onu göndermişler. Belge mi? Gönderdiler mi? Nerede o belge? Çöpe attım. Anne, çöpe mi attın? İnanmıyorum ya. Allah'ım ya. Allah'ım, çıldırıyorum. İşine yaramaz ki yavrum. Sen ne yapacaksın onları? Ay Allah'ım ya. Canım al. Kötü şeyler düşünme. Merak etme, Medi iyileşecek. Seninle konuşan mı var be? Çene cırcırı şey. Pelin! Ben sadece... Sen sadece ne? Git şu solucanla beraber takıl işte. Senin teselline ihtiyacım yok benim. Kusura bakma. Önemli değil. Özgün şimdi. Mert, neden yaptın bunu? Neyi? Neden Melih'i ittin? Deniz, dedim ya, kaza oldu işte. Emin misin? Deniz, ben yalan mı söylüyorum sana? Peki durup dururken neden kapırsınız? Çünkü... Ne oldu baba? İyi mi Melih? Attırdım ben çöpleri. Ne yaptırdın, ne yaptırdın? Çöp konteynerinde mi yani o belgeler? Ay! Bağırıp durma bana. Senin derdin kitapların değil mi? Söyleriz, geri gönderirler işte. Ay, anlamadım sana ne oluyor kızım ya. Yavrum, sen üniversiteli olmadın mı? Ya anne, lazım işte, lazım. Bağırış! Söylesene baba, iyi mi Melih? İyi, iyi. Küçük bir sarsıntı geçirmiş. Ama kendine geldi. Yalnız biz tabii her ihtimale karşı onu 24 saat müşahede altında tutacağız. Enişte görebilir miyiz? Evet, gelin bakalım. Yalnız fazla yormayın, tamam mı? Tamam. Biz de girsek mi acaba? Hiç bulaşmıyorum şimdi. Ben kendime çay alacağım. Sen de içer misin? Olur. Dur, hatta ben de geleyim. Mert! Melih'in nasıl olduğunu görmeyecek misin? İyiymiş işte, daha nesini göreyim Deniz? Kaza da olsa sen sebep oldun. İyi, peki bakalım. Buyurun. Yani adamı hayatımın başrol oyuncusu yaptın ha. Ben miyim suçlu yani? Ah Celal'cim, gel. Hayırdır Mustafa, bu kadar acil olan ne? Ya ben de çıkacaktım ama bir müşteri aradı. Birazdan gelecekler. Yarını bekleyememişler mi? Ben de burada olmaktan memnun değilim Celal'cim ama büyük iş. Yarını öbür günü bekleyemez yani. Çok bekletmeseler bari. Ne oldu? Bir işin mi var? Yok. Yok ama... Bugün çok yoruldum, onun için söylüyorum. Ay, ne giyeceğim ben? Alışveriş yapmam lazım. Alelade'de bir yere gitmeyeceğiz ki. Ay, kocam beni Lorca'ya götürecek. Melih, geçmiş olsun. Şimdi daha iyisin değil mi? İyiyim Deniz, iyiyim. Sağ ol. Ufak bir sarsıntı geçirdim, o kadar. Geçmiş olsun.
Kusura bakma. Rica ederim Mert. İnsanlık hali. Olur böyle şeyler. Korkma. İyi. Mert. Gerçekten ayıp ediyorsun. Ne? Gördün mü Ozan? İşte kızların dayanamadığı en önemli şey. Ağlayan jön. Abi şu halde bile aklım buna mı çalışıyor? Sen ne zamandır Melih'i bu kadar seviyorsun? Sevmek değil bu. Sonuçta önyargılı davranmamak lazım. Deniz, ben Melih'le çok uzun zamandır tanışıyorum. Ciğerini bilirim ben onun. Demek ki yanlış biliyorsun. Özrünü kabul etti işte. Sorun çıkarmadı. Babam hep ne der o zaman biliyor musun? Çince'de krizle fırsat aynı kelimeymiş. Mert. Yeter Deniz. Madem bu kadar çok üzülüyorsun, sen içeri gir. Elini tut da bari çabuk iyileşsin. Buldun musun? Hayır. Yatak odasına birlikte baktık zaten. Olabilecek her yere baktım ama yok. Giden gitti desenize. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Acaba diyorum... Aklınıza bir şey mi geldi? Yani... Hayır da... Acaba Deniz yapmış olabilir mi? Huyunu suyunu bilmiyoruz kızın. Neler söylüyorum ben. O kadar da değil değil mi? Yok canım. Deniz yapmaz öyle şey. Tertemiz kızdır o. Gözümle görsem inanmam. Neyse, kolay gelsin size. Yok canım. Yani ayıp sana Hacer. Şıpanı kız öyle şey yapar mı? Tövbe tövbe. Poşetlerimiz hangi renk? Mavi. O zaman mavilere bakacağım. İğrenç ya, bu ne ya? İğrenç! Nerede bu ya? Nerede? Deniz, ne oldu sana böyle? Ya Mert bana dünyanın lafını etti. Resmen Melih'le ilgili beni suçladı. Mert'e de hak vermek lazım. Ayrıca sen de o arabaya binip gitmeyecektin Deniz. Ya oyun da o oyun. Üstüme nasıl geldiler siz de gördünüz. Ya olsun yine de. Ayrıca Mert beni tanımıyor mu arkadaşlar? Onu üzecek, kıracak hiçbir şey yapmayacağımı bilmiyor mu? Biliyor ama Melih'le yan yana gelmene dayanamıyor. Ayrıca Mert'e kızma. O da kendince senin iyiliğini düşünüyor. Bence de. Mert çok iyi bir çocuk Deniz. Başkalarının aranızı bozmasına izin vermeyin. Bu ne hal Mert? Ne oluyor? Bir şey yok anne. Yok bir şey. Allah Allah. Ne oldu ki bu çocuğa şimdi? Nasıl kanarsın bunlara Deniz ya? Nasıl? Kızım ne bu halin? Bir de soruyor musun anne? Şu halime bak, pislik içindeyim. Kitaplar yüzünden mi kendini harap ediyorsun? Dokunma! Dokunma anne bana, dokunma! Bıktım ya, dayanamıyorum artık!
Aşkım öyle korktum ki sana bir şey olacak diye. Korkma hayatım. Ufak bir kaza işte. Hepsi Mert yüzünden. Ben sana dedim ama değil mi? Ne anlar o ayı basketboldan? Evet abi. Bu Mert'in suyu iyice ısındı. Bunlar ancak dayaktan anlar. Ozan. Niye geldin sen yine? Şey, ben tekrar geçmiş olsun demek istedim. Rica ederim Deniz. Hem senin bir suçun yok ki. Kazaydı bu. Pelin, bir de Bahri Hoca bizi bekliyormuş. Eve gidecekmişiz. Ben burada kalıyorum. Git sen güzelim. Bak baban çağırıyormuş. Hem Ozan burada. Bir şey olursa biz seni ararız. Saat 5'i arayacaksınız ama. Tamam. Ben bir yolunu bulup seni görmeye geleceğim. Bu kaza benim işimi çok kolaylaştıracak be Ozan. Çok kolaylaştıracak. Anne ne oldu? Banu'nun sesi mi o? Anlamadım ki. Ağlaya ağlaya geldi. Vurdu kapıyı, girdi odasına. Dur anne, ben konuşurum onunla. Banu. Banu'cum. Banu. Bak ne olursa olsun yanındayım, tamam mı? Bana anlatabilirsin. Banu yapma böyle. Hadi bir yüzüme bak. Hadi bir tane bir yüzüme bak. Hadi anlat ablana. Hadi. Bak beni de ağlatacaksın şimdi. Abla, ben bu yükü artık taşıyamayacağım. Tamam. Her şeyi anlatacağım sana. Ama her şeyi. Tamam. Tamam geçti. Geçti tamam. Banu. Düpedüz hastanelik etti işte Melih anne. Allah Allah. Mert de iyi çocuktur ama. İyi mi? Gördük işte. Zorbanın teki. Pelin! Ne var? Ya yine unuttunuz sofrada olduğumuzu. Bir kazadır olmuş işte. Yemekten sonra Melih'i görmeye gidebilir miyim baba? Hayır. Ama baba. Bu Melih denilen çocukla arkadaşlık etmenden hoşlanmıyorum. Ama... Ya ilk başına karışma bari ya. Okuldan gözlemlediğim bir çocuk, serserinin teki, kaç yıldır benden ders alıyor. Saygısız bir herif. Ayıcım, bizi ilgilendirmeyen bir konu bu. Çocuk da iyi zaten. Sen ne yaptın bugün İkbal? Vallahi bütün aksilikler bugün beni buldu. Kargodan bir şey bekliyordum. Tam parasını vereceğim. Cüzdanımda 100 lira eksik. Düşürmüşsündür. Canım ben kendimi bilmiyor muyum? Kuruşu kuruşuna tam da o para. Allah Allah. Ben kalkacağım izninizle. Size afiyet olsun. Sağ olun. Ben de kalkayım. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Anne sen ne kadar param kayboldu dedin? 100 lira kızım. Bana da al olur mu onlardan? Tamam alırım. Berna beni mahvedecek. Ya şimdi aradılar, biraz daha gecikeceklermiş. Daha ne kadar gecikebilirler ki Mustafa? Celal'cim ben de seni iş bilir sanırdım. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz burada. Niçin? Halimiz için. Evet. Evet haklısın. Bir boy eksikti. Şarjım bitti. Acil araman gereken biri varsa benimkinden arayabilirsin. Yok. Sağ ol. Ulaşılamıyor. Yine hangi deliktesin Celal? Mert!
Oğlum babandan haber var mı? Mert, babandan haber var mı? Aradı mı hiç seni? Mert, kime söylüyorum? Anne rahat bırak beni. Babasının oğlu. Anneciğim, ben sana bir şey söylemek istiyordum. Söyle hayatım. Anne, ben senin paranı kimin aldığını biliyorum. Ne? Deniz aldı anne. Kafede Mehveş'e tam 100 lira verdi. Gözlerimle gördüm. Emin misin Pelin? Eminim anne. Bu kadarı yeter. Bu iş bu akşam çözülecek. Evimde hırsızlığa da tahammül edemem artık. Suna. Baksan mı? Hala ağlıyor galiba. Bırak yıkansın, rahatlar. Belli ki o gece babam fena bağırdı bağırmıyor. Ondan böyle oldu. Yo, babam kızmadı dedi ama. Yani kitapları verdin diye mi bu kadar kötü oldu bu kız? Ay, anlamadım, bilmiyorum dedim ya Suna. Ya anacığım kızma. Ben de senin gibi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kesin nazar değdi. Doktor çıkacak ya. Mahallelinin dilindeyiz. Anne sen merak etme. Banyodan çıksın, ben konuşacağım onunla. Ay, kurban olayım Suna'm. Güzel güzel konuş. Babama söylemem de. Derdi neyse öğren. Tamam anne. Merak etme, üzme kendini. Evet İkbal, ne oldu, hepimizi topladın böyle? Bahri, bankadan ne kadar çekmişsin? Ne bileyim ben canım. Dedektiflik mi yapacağım bu saatte? 400 lira çekmişsin. Hacer Hanım, çantamda ne kadar vardı? 300 lira vardı. Anne! Hacer Hanım, Efe'yi yatırın. Olacaklara şahit olmasını istemiyorum. Olur. Gel Efe'ciğim. Evet Pelin. Şimdi anlat bakalım bana anlattıklarını. Abi ya, ne işimiz var burada? Keşke sizin hastaneye gitseydik. Oğlum otur oturduğun yerde. Bizim hastaneye gidersek şimdi babam canımı okur benim. Niye? Ya öyle işte. Bu yaşa geldin hala top peşinde koşuyorsun. Bir adam olamadın filan diye başımın etini yer. Gerek yok. Allah Allah. Seninki de bir ilginçmiş. Öyle. Bizim peder eski kafalıdır. Öyle kazadan filan anlamaz. Yine de benim babam kadar kötü olamaz. Olur olur. Aha, arıyor. Ses çıkarma sakın ha. Yanlış alarm. Cemre'ymiş. Alo Cemre. Ya evet ya. Geldi, tut elimden. Evet Pelin, ne anlatacaksan dinliyoruz. Baba, ben Deniz'in Mehveş'e 100 lira verdiğini gördüm. Moda kafede baba, yalansa yalan desin. Evet verdim, kitap parası olarak. Evet, ne var şimdi bunda? Pes, ne demek ne var bunda? Bence de. Gerçi... Gerçi ne? Deniz'in parası yoktu. Demek ki bulmuş birisinden. Yeter ya yeter. Bir insan üstüne bu kadar çok gelinmez ki. Ben hayatım boyunca hiçbir şey çalmadım. Tamam Deniz'cim. Kimden aldığını söylersin, yarın öderiz. Ben bir arkadaşımdan aldım. Mert'ten mi? Tamam, ben yarın veririm. Hayır. Senin başka arkadaşın mı var? Bir benim akıllı kardeşim. Bir kahramanın Mert, bir de o şişman kız işte. Ben hiçbir şey çalmadım. Size de başka bir şey söylemek zorunda değilim. Zorundasın küçük hanım. Çalmadığını kanıtla. Yapma anne. Deniz'in böyle bir şey yapmayacağını sen de biliyorsun. Kanıtlasın o zaman. Ben verdim. Yok ya. Bu da onu korumak için yapıyor baba. Şimdi mi aklına geldi verdiğin? Deniz'ciğim. Bu
parayı kimden aldığını söyle. Bu konu bitsin. Söyleyecek bir şeyi yok işte. Evimden derhal gitmeni istiyorum. Giderim. Ben bana hırsız muamelesi yapan insanlarla aynı evde yaşayamam zaten. Bu kadar yalan da yaşanmıyor. Kaç cephede savaşabilir ki insan? Yeter artık, tamam mı? Bir hırsız yerine konmadığım kalmıştı, o da oldu. Deniz, lütfen böyle yapma. Bu kız baba oğul gözünüzü boyamış. Gerçekleri görmüyor musunuz? İkbal, ağzından çıkanı kulağın duysun. Niye baba? Niye anneme kızıyorsun? Burada yanlış yapan biri varsa o da Deniz. Kanıtlayamıyor işte. 100 lira uçup gitmedi ya. İnanamıyorum ya. Deniz nereye? Ben gidiyorum Acar teyze. Deniz, hiçbir yere gitmiyorsun. Şu 100 lirayı kimden aldığını söyle, bu konu kapansın. Aa, 100 lirayı ben verdim. Ne? Evet, 100 lirayı ben verdim. Uzun zamandır ona bir hediye almak istiyordum. Bir ihtiyacın alsın diye verdim. Hayır, vazgeçmeyeceğim. Onca sıkıntı. Onca yalan. Boşuna değil. Hiçbir şey boşa gitmeyecek. Deniz'den özür dileyeceksin herhalde İkbal. Bence de anne. İyi. Tamam. Kusura bakma, yanlış anlamışım. Yazık. Gerçekten çok yazık. Yani hırsızlık çok büyük bir iftira. Gencecik bir kız bu kadar yükü nasıl kaldırır? Günah vallahi, günah! Hacer Hanım, siz de bana akıl öğretmeyin. İkbal, Hacer doğru söylüyor. Yani insan birini böyle bir şeyle suçlarken biraz düşünür, taşınır, araştırır, öyle ortaya atar. Aa, yeter! Tamam, yanlış anlamışım. Allah Allah! Ben bir gidip Deniz'e bakayım. Yani bir genç kıza bu kadar eziyet edilmez. Sen dur Hacer teyze. Ben bakarım Deniz'e. Tamam, bak. Bak, ilgilen bakayım Deniz'le. Bahri, nereye gidiyorsun? Dışarı çıkacağım ya. Hava alacağım biraz. Sinirim bozuldu. Tansiyonum çıktı. Cık.
Of, of. Anneciğim sakin ol lütfen. Of Pelin, bilip bilmeden yanılttın beni. Babanın yanında çok kötü duruma düştüm. Ha, sen de inandın yani. Ne diyorsun Pelin? Hacer Hanım vermiş işte. Püsküllü yalan. Kesin korumak için yapmıştır Deniz'im. Öyle mi diyorsun? Eminim. Yani tabii kanıtlayamam ama bir düşünsene anne. Hacer Hanım vermiş olsaydı neden baştan söylemedi ki Deniz? O da doğru ya. Sen hiç merak etme anneciğim. Bu sefer yırttı ama ben er ya da geç bulacağım onun açığını. Sen üzme tatlı canını ya. Deniz açar mısın kapıyı, konuşalım. Deniz sen annemi bilmiyor musun? Yapma böyle. Babam da ben de asla ayılanmadık Deniz. Hadi aç şu kapıyı da konuşalım. Tabii ya, her şey üst üste geldi. Deniz! Deniz! Pelin! Böyle mi intikam alıyorsun? Ne intikamı be? O salak köylü çaldı annemin parasını. Yeter artık bu yaptıkları, seni bile aşıyor. Hacer teyze söyledi işte, o vermiş. Karışma bana ya. Hacer de onun cinsinden işte. Onu korumak için öyle söyledi. Ne biçim bir kızsın sen ya? Senin gibi kardeşim olduğu için resmen utanıyorum. Asıl ben senden utanıyorum. Alo. Mert. Hemen gelmen lazım abi. Özgür ne diyorsun ya? Durum ciddi. Annemle Pelin çok kötü üstüne gittiler Deniz'in. Hırsız dediler. Odasında deli gibi ağlıyor. Özgür ben çok kızgınım Deniz'e. Durum ciddi diyorum Mert. Kendine bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Her şey üst üste geldi. Sen gelirsen belki seninle konuşur. Tamam. Hemen geliyorum. İyiyim. Bunu iç. Melek gibi uyursun. Teşekkür ederim ablacığım. Anlatacaksın değil mi? Anlatacağım. Bazen doğruyu söylemek değil, anlatmak zordur ama. Of abi ya, saçma sapan şeyler. Pelin'le annem Deniz'e çok büyük iftira attılar. O da kendisini odaya kapattı, deli gibi ağlıyor. Sen git Deniz'le konuş, sana ihtiyacı var. Tamam. Deniz? Hadi aç kapıyı canım. Deniz'cim benim Mert. Hadi aç da konuşalım. Mert? Evet benim Deniz'ciğim. Ben o gece okulda değildim abla. Evet. Lüks bir restoranda yemekteydim. Kiminle? Şey... Sen...
Yoksa sen aşık mı oldun? Onunla yemekteydin değil mi? Ya Banu'cum niye söylemiyorsun? Korktum. Yani sen ya da annem izin vermeyeceksiniz diye. Ya aşktan güzel bir şey mi var bu dünyada? Hem sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ama kardeşimin yaşamasını çok isterim. Resmen bana hırsız dediler Mert. Ben ne yapacağım bilmiyorum artık. Burada kalmaya mecburum. Param yok. Gidecek hiçbir yerim yok. Benim artık hayatta hiç kimsem yok. Ben varım ya Deniz. Bunu hala anlamıyor musun? Ben varım. Benim için ne kadar değerli olduğunu hala göremiyor musun? Bir gecenin kaçı olmuş beyefendi, hala ortada yok. Ben sana bunu sormaz mıyım ha? Sormaz mıyım? Sormaz mıyım? Kesin köylünün yanındadır. İkisiyle de konuşuruz o zaman. Ama Mert, sen de bana yalancı dedin. Güvendiğim tek kişi sendin dünyada. Ama sen de... Deniz, ben sana değil Melih'e yalancı dedim. Bak Mert, beni ıssız bir yere götürdü. Kötü bir niyetim yok dedi. Biraz konuştu. Sonra geri döndük. Yemin ederim hepsi bu kadar. Tamam Deniz. Ben sadece Melih'in yanına bir daha yaklaşmanı istemiyorum. Benim için. Sen de bana güvenmiyorsun işte. Deniz! Bak. Ben... senin mutlu olmanı istiyorum. Ne yapıyorsunuz burada baş başa? Abla. Hı. Ben senin gibi değilim. Aman olmadı zaten. Güzel. Şimdi gelelim önemli konuya. Kim bakalım bu şanslı? Bizim okuldan zengin bir ailenin tek oğlu ve inanılmaz güzel bir arabası var. Kızım arabayı bırak. Huyu suyu nasıl? İyi. Abla. Hı. Ama anneme söylemeyeceksin. Söz mü? Söz. Ama bir şartta. Aa, oldu mu şimdi? Ambiyansımız kardeşlik, sevgi, aşk. Ya yani. Ya beni o çocukla tanıştıracaksın. Romantik takılıyorsunuz demek. Hem de bizim evde. Vallahi bravo. İyi cesaret. Biz sadece konuşuyorduk. Ben de yedim. Annem babam bunu duysa ne der bir düşün bakalım. Pelin. Saçmalama. Ha saçma demek. Görelim bakalım saçma mıymış. Anne! Pelin!
Yalvarırım lütfen. Pelin sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Mert tamam. Ha şöyle. Sana iki seçenek Deniz Hanım. Ya şimdi gidip babama burada yalnız olduğunuzu söylerim. Ya da bundan sonra ben ne istersem onu yaparsın. Anladın mı? Seçim senin. Pelin tamam. Ne istiyorsan yaparım. Yeter ki Bahri Hoca duymasın. Zamansızlık var ya yanımda kalsan aslında çok daha kolay.